Efendim herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Pazarınız güzel geçiyordur. Hemen uzatmadan bugünün video konusuna geçmek istiyorum. Aslında izlediğim başka bir video bana bugünün video konusuyla ilgili biraz ilham verdi. Arkadaşlar 5 milyon Türk'ün, bakın 5 milyona yakın Türk vardır Almanya'da. Orada yaşayıp hiçbir işe yaramamasından bahsedeceğiz ve bu adamların herhangi bir şekilde bir lobisinin olmamasından bahsedeceğiz. Çok tuhaf değil mi? 60'lardan beri yaklaşık son 60 ve üzeri bir yıldır orada yaşayan bir gurbetçi Almancı tayfa var. Peki bu heriflerin bir yaptırım gücü var mı? Yani yaptırım gücü dediğim hükümet üzerinde bir yaptırım gücü var mı? Bu adamlar otoritenin sağlam noktalarındalar mı? Ya da bu adamların bir gücü var mı? Bundan bahsedeceğiz. Kısa cevabı hayır ama gelin biraz detaylı konuşalım. Şimdi birincisi yeni bir son dönemlerde bu Almancı arkadaşlar bir laf icat ettiler. Hemen söylüyorum. Türk diasporası. Aman tanrım, Almanya'da bir Türk diasporası var. Baba valla o diaspora dediğiniz için de dürüm rolling yapan dayılar. Ben sana söyleyeyim o diasporayı. H&M'de Zara'da çalışan satış görevlileri. Efendime söyleyeyim devletin birkaç kurumunda çalışan memurlar. Ve işte orayı buraya temizleyen insanlarımızdan başka işte belediye işçisi o bu. Çatıyı tamir eden dayı falan. Bunun dışında bir ileri gidememişsiniz ki siz. Yani şu anda bana birisi kalkıp Almanya'da gerçekten iyi ve başarılı noktaya gelmiş 10 tane siyasi sayabilir mi bana milletvekili? Sayamazsın baba. Benim tanıdığım bir adam var. O da Cem Bey. O da Yeşillerdeydi yani. Sol partideydi. Sonra adam abi çıktı gitti. Başkanıydı. İstifa etti herhalde bilmiyorum ama herhalde aktif siyasette bırakmış olmalı. Bir onu biliyorum bak. Onca 60 yılımızda tanıdığımız bir adam var. Adı Cem. Başka yok. Ha bir de lütfen. Lütfen. BioNTech abi. Bunu Almancı arkadaşlarımız hemen kızmışlar. Üzülmüşler çünkü. Ağlamışlar. BioNTech'in iki profesörü var biliyorsunuz. Aşıyı icat eden karı koca. Bununla ilgili şey yapmışlar da arkadaşlar bakın. 5 milyonun içinden sadece 3 tane adam sayabiliyoruz şu ana kadar. Farkında mısınız? Yani sizin Almanya'da bir yaptırım gücünüz yok. Gurbetçi dostlarım. Yani o diaspora dediğiniz şeyde siz sadece Berlin döneri yersiniz yani kendi kendinize. Çünkü sizin Almanya politikası üzerinde, siyaseti üzerinde baskı yaratabilecek bir otoriteniz yok maalesef ki. Bakın örnek mi istiyorsunuz? Geçenlerde Disney Plus'ta bildiğiniz gibi bir Atatürk filmi vardı. Yayınlanacaktı. Ne oldu? Pat kesildi bir anda. Dediler ki platformda yayınlamayacağız. Sadece bunu şeyde yayınlayacağız. Hani sinemada bir iki gösterim bitti. Sizce bunun bir temeli yok mudur yani? Bu gerizekalı Disney Plus CEO'ları mı yaptı bu işi ya da işte atıyorum yöneticileri mi buna karar verdi böyle olmasına? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Bunun arkasında Amerika'da çok aktif işleyen bir Ermeni lobisi var baba. Senin bundan haberin var mı? Bak sayıları belki 5 milyon değildir Amerika'da ama adamlar çok vızır vızır işliyorlar. Anladın mı? Hani senin ülkene, Türkiye'ye karşı her şeyi yaptırabiliyorlar. Şimdi ben buradan soruyorum Almancı dostlarım. Siz ne yapıyorsunuz? Yani gerçekten anlatın bana bunu. Şimdi benim bir Almanya'da niye yaşanmaz diye bir serim var. İzleyenler biliyor. Orada şöyle yorumlar geldi. İşte Almanya'nın işte gücünü, ekonomisini biz Türkler ayakta tutuyoruz. Biz çalışıyoruz. Oh yes, ah so. Baba bak şimdi saçma sapan konuşma. 5 milyon toplam Almanya iş gücünde %10'a tekabül ediyor. Bak bırak lobi mobi de. Sen bir ülkenin %10 iş gücü olup da ulan nasıl o ülkeyi ayakta tutuyorsun lan? Yani buna gerçekten ilkokul 1. sınıfa giden çocuk bile inanmaz. Seninle bir de dalga geçerler. Lütfen yani hani atarken güzel atın. Güzel Almancı gurbetçi dostlarım. Çok fena yerlere çok komik sallıyorsunuz. Gerçekten çok deniyor gözüküyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler. Şimdi baktığımızda oradaki Almancı yapısı nedir abi? Dediğim gibi dürüm rolling. Bol bol dönerci, dürümcü Türk görürsün. İşte ne bileyim tamirat ustası, elektrik işleri, çatı matı tamiri yapan ustalar görürsün. İşte böyle özel sektör olarak işte mağazalarda işte H&M'dir, Zara'dır oralarda satışta çalışan ya da kasiyerlik yapan Türkler görürsün ki bundan çok var. Ben çok fazla görmüştüm. Her markette en az bir iki tane Türk var abi kasiyerlik yapan. Ha başka ne görürsün? Yani bu kadar. Benim gördüğüm buydu abi. Ben sizden başka bir şey görmedim. Bir senede kendim yaşadım. Yani bu arkadaşlar yani şöyle gerçekten iyi bir yerlere gelmiş bir tane şey göremedim ben yani bir Almancı gurbetçi göremedim maalesef. İyi bir yerlere gelmek şu demek değil arkadaşlar. Üniversite okuyup da işte doktor bilmem ne olarak çalışmak bu değil abi bu değil. Kendini kanıtlamak demek gerçekten kaliteli bir insan olmak demek ve gerçekten toplumun belli bir kesiminin seni dinlemesi demek. Bunu başarabilmiş kastane Almancısınız dayı biz bunu soruyoruz anladın mı? Siz bu soruya bir cevap verin ondan sonra ben size geri gelirim. Ha diğer bir konu Almanya ile ilgili arkadaşlar o neden yaşanmaz videosunda söyleyeceğim. Bakın dürüst konuşacağım. Hayat Almanları anlamak için, Almanya'yı anlamak için, Almanca'yı anlamak için ve özellikle Almancıları anlamak için çok kısadır baba. Yani o yüzden birincisi arkadaşlar Almanya'da genelde bir mantık aramayın.
Almanlar genelde daha çok böyle göçmenin, ilticacının az olduğu yerlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Mesela git bir Alman'a sor, de ki dayı Berlin'de yaşamak ister misin? Cevap ne biliyor musun? Yok, Berlin çok kaotik, işte biz çok fazla spontane, çok hareketli, çok değişik bir yer. Çok çeşitli, o yüzden yaşayamayız. Çünkü evet arkadaşlar, Almanlar Almanlarla yaşamayı çok seviyorlar maalesef. Nereden biliyorum, örnek vereyim. Ben burada tanıdığım iki tane Alman arkadaşım var. İki hatun bunlar. Havalimanında tanışmışlar. Tanıştıktan sonra aynı evde yaşamaya karar vermişler. Bak, daha yeni tanımışsın. Bismillahirrahmanirrahim. Tanımışlar birbirlerine, hop. Şimdi aynı şirkette çalışıyorlar. Aynı evde yaşıyorlar. Daha havalimanından karar verilmiş. Yani biraz öyleler arkadaşlar. Yani Alman milleti biraz daha kendi içinde, kendi böyle gelenekleriyle, işte saat planı yapıp, işte çarşamba günü 2'de kahve, perşembe günü 5'te yemek yiyeceğiz falan. Almanlar bu tarz insanlardır ve gerçekten sıkıcı tiplerdir arkadaşlar. Yani bunu göz önünde bulundurun. Ha, eğlencelileri de var ama onlar genelde bizim gibi, eğer yurt dışı görmüşse, dışarıda yaşamışsa öyle. Ama hep Almanya'da büyümüş bir gençten çok bir şey beklemeyin. Ne muhabbeti sarar ne kendisi sarar, yani sıkılıp kaçarsınız. Maalesef. Yine değişik bir örnek daha vereyim. Benim bir kız arkadaşım olmuştu Alman. Bana Maya, adı Maya. Maya bana aynen şöyle yapmıştı abi. Daha yeni tanışmışız hatunla. Daha ben de tanışmadan Instagram'da kaç tane post atmışım. En son nereye gitmişim? Bunlara bakmış. Daha bismillah yeni tanışmışız da. Bir de LinkedIn'ime falan bakmış. Ben ne iş yapıyormuşum diye. Abi kafaya gelir misin ya? Böyle bir denyoluk olabilir mi lan? Yani sen bu insanla gerçekten ne paylaşabilirsin oğlum yani? Ne kadar sistematik işleyen bir beyin, farkında mısın yani? Öyle arkadaşlar. Ya yani o yüzden Almanları gerçekten anlayamazsınız. Orayı geçtim. Onları bir geçin yani. İyi hoşlar da bırakın kendi aralarında. Ne bileyim, Schmalzkuchen yiyip takılsınlar yani. Öyle bir tatlıları var onların. Öyle Weinmarkt'larda şey yapsınlar. Weihnachtsmarkt diyorlar. Böyle şey, yılbaşı marketlerinde şarap içsinler falan. Heriflerin hayat anlayışı bu abi yani. Parkta yürümek, şarap içmek falan. Ha, gelelim Almancılara, bizimkiler. Onlardan çok mu farklar? Değiller. Onlar da kendilerini izole etmişler. İşte bizim Türk sokağımız oluyor. İşte Kreuzberg bunların en büyük örneği. İşte efendim dönercimiz, sokakta işte dürümcümüz, onu bunu yapanımız, hepsi Türk terzisi falan. Biz de öyle bir, yani Türk vatandaşları da orada gurbetçiler de öyle bir kendilerini izole etmişler. Ha, ne olmuş, zaten zıt kutupta insanlar bunlar. Bir de ne var? Almanca var. Abi gerçekten yani onu öğrenmek de ayrı bir dert. Yani bir Türk Türkiye'den İstanbul'da okuyup büyüyüp gitmişse abi Almanya'ya, inan bana çok fena ortada kalırsın. Yani çok sıkıntılı bir yer baba. Yani Almancılar ayrı bir sıkıntılı, Almanlar ayrı bir sıkıntılı, Almanca ayrı bir sıkıntı, Almanya başlı başına bir sıkıntı. Yani o yüzden açıkçası ben hani, ya gerçekten bak, Türkiye'de güzel yerlerde çalışıp şöyle bir 40-50 bandında tatlı para kazanıyorsan, dürüst konuşacağım, Almanya senin adresin değil. Yani senin adresin Amerika falan olmalı yani. Öyle söyleyeyim. Git oralara, daha mutlu olursun. Hiçbir şey olmazsa Fransa'ya yanına, Paris'te gerçekten mutluluğun tadına bak derim yani. Konuşacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Özellikle bu konuyu anlatmak istedim. Çünkü gerçekten bakın, bir yerde güç sahibi olduğunuzda, yani dürümcü olmadığınızda, dönerci olmadığınızda, bir yaptırım gücünüz olduğunda, İnanın bana çoğu şeyi değiştirebiliyorsunuz. Küçük bir örnek vereceğim. Aslında üzücü bir örnek ama bildiğiniz gibi Türkiye'de bir deprem oldu. Ve biz o depremde, burada sadece mevcudumuz 5-6 bin kişidir bizim. Ve inanın bana onu sadece 500 insanıyla o kadar güzel işler başardık ki. Ne mi yaptık? Hemen anlatayım size. Ben kendi başıma en az 2 tane tır, 1 tane kargo uçağı ayarladım arkadaşlar, topladığımız yardımlar için. Ve bu uçak da geldi, bu tırlar da geldiler. Çok sağ olsunlar. O yardımları Türkiye'ye ilk elden götürdüler. Bakın, oradaki vatandaşların kendi çabasını, bunu konsolosluk yapmadı, biz yaptık. Kendi çabamızla yaptık. Efendime söyleyeyim, devlet kanallarında benim tanıdığım burada milletvekili olan insanlar var. Yazdım, dedim ya, bilinci farkındalığı arttıracak şeyler yapabilir misiniz ki, yapıldı. Yani AFAD'ın hesap numaraları paylaşıldı, işte ne bileyim, burada otobüs duraklarına falan ilanlar asıldı, durumla ilgili bilgilendirici ve insanlar bir farkındalık sahibi oldu ve İrlandalılar böyle kütür kütür ellerinde yardım paketleriyle konsolosluğa falan geliyorlardı. Bakın bu oldu. Buradaki iş yerleri bir günlük, iki günlük gelirlerini Türkiye'ye, Suriye'ye bağışladılar o depremde. İşte bu farkındalığı biz burada kendimiz yarattık abi. 400 tane insanla ve bir WhatsApp grubunla yapabildik. Bak, bu bizim kendi buradaki bir nevi lobi gücümüz. Yani sizin Türk diasporanız var ya Almanya'da. Bizim de İrlanda diasporamız var Dublin'de. Ve inanın bana, sizin 60 yılda yapamadığınızı biz sadece 3-5 yıl içinde, 3-5 gün içinde falan yaptık abi. Ne yıl anasını satayım yani. Öyle. Ya bunu demek istiyorum. O yüzden arkadaşlar, yurt dışına gittiğinizde oradaki vatandaşlarınızın gerçekten bir güç yaratması gerekiyor. O güçten böylece hem sonradan gelenler faydalanabiliyor, hem de siz faydalanabiliyorsunuz. Ama maalesef millet olarak böyle kopuk göçük bir millet olduğumuz için, her fırsatta birbirimizi öpmeye çalıştığımız için,
Maalesef ki biz bu noktalara gelemiyoruz arkadaşlar. Ama olmamız gereken de bu diyorum. Ve videoyu burada sona erdiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir ışık da olsa çakmıştır diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlara sorularınız olursa yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.